Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Kürdistan ifadesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti. Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Bahçeli tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Yıldırım'dansa bu mesajlara ilişkin değerlendirme gecikmedi. Bunlarla ilgili yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Binali Yıldırım, Kürdistan ifadesiyle ne kastetmek istediğini de anlattı. Atatürk bütün temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Durum bu. Kürdistan tartışmalarına ise PKK'nın siyasi kolu HDP de dahil oldu. Kürdistan mevzusu demiş. Bak, kirli pazarlıklarınız için hiçbir şey olmamış gibi Kürdistan'da diyorsunuz, Kürtçe'de konuşuyorsunuz. Yıldırım'ın söylemlerinden pay çıkaran HDP eş genel başkanı Sezai Temelli taleplerini sıraladı. Yapılması gereken Kürtçe ana dilinde eğitimin önünü açmaktır. Kamusal alanda kullanılabilirliğini sağlayacak kalıcı ve yapısal değişiklikleri hayata geçirmektir. HDP eş genel başkanı ayrıca CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini bir kez daha ilan etti. Nerede bir kayyum varsa süpüreceğiz. Duyduk ki şimdi İstanbul'da bir kayyum varmış, şimdi de onu süpürmeye gidiyoruz. Bir diğer seçim gündemi ise CHP ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan adaylarının birlikte yayına çıkacak olması. Programın detayları netleşti. Fox TV'nin sabah programı sunucusu İsmail Küçükkaya moderatör olacak.